Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz. Ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir programın yanında güzel yemeklerimizi hazırlayacağız. Tezgahımızı hazırladık, malzemelerimizi hazırladık. Birazdan sizlerle beraber hem lezzetli hem kolay hem pratik iki tane yemeğimizi inşallah biz burada yapacağız. Ve sizler de iftarda hazırlayacağınız harika iki tane sunum inşallah hep beraber hazırlanmış olacağız. Hangi yemeklerimiz var sizler için hazırlayacağımız? Köfteli Ali Paşa pilavımız var. Nefis bir pilav hazırlayacağız. Ve ondan sonra şehriye çorbamız var. Şehriye çorbasını hazırlayacağız. Tabii biz burada yaparken inşallah sizler de bizlerle beraber hazırlayıp afiyet yiyeceğiniz harika iki tane yemek hep beraber hazırlamış olacağız. Yemeklerimizi yapıyoruz. Yemeklerimizi ne yapıyoruz? Yemeklerimizi Mahmut Reis pirinçlerimizle beraber yapıyoruz. Evlerimizde farklı bir tat, farklı bir lezzet ve farklı bir aromalar için siz de deneyebilirsiniz. Mahmut Reis pirinçlerimiz... Gerçekten pilavlarımız tane tane oluyor. Çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Sizler de gönül rahatı içinde Mahmut Reis pirinçlerini kullanabilirsiniz. Mahmut Reis pirinçlerimizi biz nerede alabiliriz? Mahmut Reis pirinçlerini Avrupa'nın geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. Avrupa'nın geneli için bütün marketlerden satın alabilirsiniz. Türkiye için de internet üzerinde siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz. Dediğimiz gibi dilerseniz birer kiloluk alabilirsiniz. İstersen beşer kiloluk Mahmut Reis pirinçlerimizi alabilirsiniz. Harika pilavlar ve harika lezzetler için, müthiş buram buram kokan pilavlar için sizler de Mahmut Reis pirinçlerini gönül rahatı içinde kullanabilirsiniz. Evet, Mahmut Reis pirincimizle beraber lezzet yolculuğumuza başlayabiliriz. Hemen iki tane listemiz hazır, onları bir alalım, ondan sonra devam edelim. Önce çorbamız için neler yapacağız sevgili izleyicimiz? Şehriye çorbamız için bir çay bardağı kadar tel şehriyemiz. Ondan sonra 150 gram kadar tavuk göğsümüz ve hatta but, hangisi varsa elimizde kullanabiliriz. Ondan sonra 3 diş sarımsağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet havuç, ondan sonra 1 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, 1 çay kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz ve 2 adet biber kullanacağız. 1 çay bardağı kadar tel şehriyemiz, ondan sonra da 150 gram kadar tavuk göğsü veya da but da kullanabiliriz. Hangisi varsa tercih edebiliriz. Ondan sonra 3 diş sarımsağımız ve 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 1 adet havuç, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız olacak. Tabii zeytinyağı yapacağımız miktara göre az veya fazla da kullanabiliriz. Ondan sonra da bir çay kaşığı kadar tuz, karabiberimiz olacak. 2 tane de biber kullanacağız. Öncelikle tenceremizin içine bize yetecek kadar hemen biraz yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra tekrardan hemen şehriyemizi içine ilave edelim. Onu güzelce bir şekilde bir kavuralım. Onu kavurduktan sonra tekrardan hemen içine yeteri kadar suyumuzu boşaltacağız. Onu içine ilave ettikten sonra tavuklarımızı ufak ufak istersek haşlayıp da içine ilave edebiliriz. İstersek tavuklarımızı küçük küçük doğrayıp da içine ilave edebiliriz. Tavuklarımızı içine ilave edeceğiz. Ondan sonra havuçlarımızı içine ilave edeceğiz. Havuçlarımızla beraber o iyice bir kaynayacak. İyice bir kaynadıktan sonra tekrardan hemen içine güzelce bir şekilde bir ayarlamamızı yapacağız. Ve biberimizi de içine ilave edeceğiz. Ve biberlerle beraber o güzelce bir şekilde bir kaynayacak. Soğanımızı ilave edeceğiz. Sarımsağımızı ilave edeceğiz. Ve onu güzelce bir şekilde bir kavurup pişirdikten sonra da harika bir sunum ve harika bir lezzet olacak. Siz isterseniz şöyle de bir şey de yapabilirsiniz. Dilerseniz soğan, sarımsağınızı, havucu kavurup ondan sonra içine tekrardan tavuğunuzu kavurup suyunuzu içine ilave edip sonra da şehriyeti içine ilave edebilirsiniz. Hangisi daha çok kolayınıza geliyorsa veya yapmak istiyorsanız o şekilde de tercihinizi yapabilirsiniz. Dilerseniz benim yaptığım gibi, isterseniz dediğimiz gibi öbür türlü de yapabilirsiniz. İkisi de çok lezzetli ve çok da güzel olacak. Ondan sonra köfteli Ali Paşa pilavımız için de sevgili izleyenlerimiz 300 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra 1 adet yumurtamız, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar kimyonumuz, tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz, ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız olacak. Köftemiz için gerekli malzememiz 300 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra 1 adet yumurtamız, ondan sonra 1 adet kuru soğanımız, 1 çay kaşığı kadar kimyonumuz, tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz ve yeteri kadar zeytinyağımız olacak. Ondan sonra pilavımız için de neler kullanacağız? Pilavımız için de 2,5 su bardağı kadar veya 2 su bardağı kadar Mahmut Reis pirincimizi kullanacağız. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar tel şehriyemiz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız olacak ve yeteri kadar tuz ve toz şekerimiz olacak. Pilavımız için de neler kullanacağız? 2 su bardağı kadar Mahmut Reis pirinç kullanıyoruz. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar tel şehriyemiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, ondan sonra 1 çay kaşığı kadar tuz ve toz şekerimiz olacak. Öncelikle ufak bir kabımızın içine kıymamızı, yumurtamızı, baharatımızı içine ilave edelim. Onu güzelce bir şekilde bir karıştıralım. Karıştıktan sonra köftemizi ufak ufak hazırlayacağız. Onu hazırladıktan sonra tekrar köftelerimiz ayarlanacak ve ayarlandıktan sonra bir tane tepsimizin içine az bir yağlayacağız ve tepsimize göndereceğiz. Tepsimize gönderdikten sonra tekrardan fırına göndereceğiz. O fırında yavaş yavaş pişecek. Köfteler fırında pişerken biz de tekrar tenceremize yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra Mahmut Reis pirincimizi içine ilave edeceğiz. Önce şehriyemizi kavuracağız ve ondan sonra Mahmut Reis pirincimizi ilave edeceğiz. Onunla beraber güzelce bir kavuracağız. Kavurduktan sonra tekrardan içine tuzumuzu, şekerimizi içine ilave edeceğiz. Onunla beraber karıştıracağız. Onunla beraber karıştırdıktan sonra yeteri kadar suyumuzu içine ilave edeceğiz. Ve suyumuzu da içine ilave ettikten sonra kapağını kapatacağız. O yavaş yavaş bir demlenecek.
demlenip dinlendikten sonra tekrardan hemen onu herhangi bir kabımıza, tabağımıza, hangisine sunum yapacaksak onun içine boşaltacağız. Üzerine köftelerimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra da sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz için de bir yemek veya iki yemek kaşığı kadar salçamız olacak. Biraz yağımız ve biraz da baharat kullanacağız. Sosumuzu da hemen güzelce bir tavamızda hazırlayacağız. Sosumuzu da üzerine gezdirdikten sonra da afiyet edeceğine çok lezzetli ve çok da güzel bir sunum olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de artık yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Evet, hemen şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Ondan sonra güzelce bir hazırlığımızı yapalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi çorbamız için hemen ayarlamamızı yaptık. Köftelerimiz için gelsin bakalım şöyle bir kabımız. O hazır. Kabımızı ayarladıktan sonra tekrardan ufak bir tane tepsimizi, hemen ufak bir tepsimizi alayım. Evet, şöyle bir küçük bir tepsimiz. O da hazır. Şimdi şöyle bir kabımız ve bunun içine kullanacağımız kadar kıymamızı ilave ediyoruz. Ne kadar kullanacaksak ona göre kıymamızı içine ilave ediyoruz. Kıymamızı içine ilave ettikten sonra içine bir tane yumurtamız. Hemen yumurtamızı da dahil ettik. Yumurtamızı ilave ettikten sonra tekrardan şuradan biraz toz biberimiz. Ondan sonra biraz şurada karabiberimiz. Biraz pul biberimiz. Kullanacağımız kadar pul biberimiz. Onun içine biraz tuzumuz. Şöyle hafif. Biraz da tuz. Evet. Tuzumuzu da içine ilave ettik. Tuzumuzu ilave ettikten sonra şöyle tepsimizin altını hafif biraz yağlayalım. Hem yapışmasın hem de güzelce bir işlemizi yapalım diye. Şöyle bir kabımıza da ufaktan biraz döküyoruz. Şimdi yağımızı ufak bir kabın içine de biraz döktük, hazırladık. Şunu şöyle bir ayarlayalım. Onu da şöyle bir yanımıza dursun bakalım. Şimdi buradaki köftemizi yavaş yavaş karıştırıyoruz. İçine isterseniz galeta unu veya da sizler de istiyorsanız sevgili izleyenimiz ekmek de kullanabilirsiniz. Galeta unu veya da ekmek de tercih edilebilir. Önce güzelce bir bütün baharatla beraber şöylece bir yedirelim. Evet. Tekrardan karıştırdık. Ondan sonra da bunu karıştırdıktan sonra şöyle bir tabağımız gelsin bakalım. Bunu kaldıralım. Onun artık bir işimiz kalmadı. Şöyle yapalım. Hem kameramız da görsün diye. Şimdi yavaş yavaş köftemizi ayarlıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş köfteler kesiliyor. Bunlar da küçük küçük. Şöylece önce bir keselim. Bunları istersek ortadan da bölüp tekrardan yuvarlayabiliriz. Hemen tepsimizi şöylece bir yağlayalım. Ondan sonra şöyle köfteler yuvarlanıyor gidiyor. Devam. Bunu da aynı şekilde gönderdik. Devam ediyoruz. Bunu da şöyle bir tepsimize yavaş yavaş kullanacağımız kadar köftemizi ayarlıyoruz. İçine tabii ki siz biraz daha çok olması için de isterseniz ekmek veya da galeta unu da kullanabilirsiniz. Eğer içinde tekrardan ilave etmek istiyorsanız, biraz da arttırmak istiyorsanız dilerseniz ekmek veya da galeta unusu da biraz içine ilave edebilirsiniz. Ekmeği güzelce bir şekilde çeşmenin altına ıslatıp ondan sonra içinde iyice bir dağıtmamız gerekiyor ki topak olmasın. İçinde çok fazla belirgin olmasın. Devam ediyoruz. Bunları da şöyle küçük küçük yuvarlanmaya. Ondan sonra yuvarladıklarımızı tepsimize göndereceğiz. Onlar ondan sonra da
fırında yavaş yavaş bir pişsin, güzelce bir hazırlansın. Evet. Devam ediyoruz. Bunlar küçük küçük ayarlamaya. Gönderdik. Evet. Bu şekilde köfteler olana kadar hepsini ayarlıyoruz. Onları hazırladıktan sonra köftelerimizi fırınımıza göndereceğiz. Onlar fırında pişerken biz de pilavımızı hazırlayacağız sevgili izleyicimiz. Pilavımız için de hemen güzelce bir şekilde bir tenceremizin içine yağımızı boşaltacağız. Yağımızı boşalttıktan sonra da ondan sonra içine kullanacağımız kadar pirincimizi dahil edeceğiz. Pirincimizi güzelce bir kavuracağız. Arpa şehriyle beraber, tel şehriyemizle beraber. Ondan sonra kavurduktan sonra yeteri kadar sıcak suyumuzu içine ilave edeceğiz. Ondan sonra pilavımız dinlenecek, müthiş olacak. O dinlenirken sosumuzu hazırlayacağız. Ondan sonra köfteler pişecek. Köftelerle beraber enfes bir sunum olacak diyebiliriz. Evet, bunları da şöyle bir ufak ufak hazırlıyorum ve tepsime gönderiyorum. Bunu da aynı şekilde. İsterseniz iri iri de doğrayabilirsiniz. Zaten bizim hazırladığımız gibi de yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Eğer ki köftelerin biraz da iri olmasını istiyorsanız daha büyük köfteler hazırlayabilirsiniz. Evet. Bunları da tekrardan şöyle bir gönderdik. Birkaç tane kaldı. Onu da hazırlayalım ve ondan sonra da pilavımızı ve diğer ayarlamamızı yapalım. Şöyle küçük küçük köfteler hazırlanıyor. Bunu aynı şekilde gönderdik. Ondan sonra da şöyle biraz eldiven de zor oluyor çalışması ama ufak ufak eldivenle toparladı gönderdik. Son kalan köftemiz hazır. Ondan sonra yağımız, kalan yağımızı üzerine ilave ediyoruz. Ve köftemiz artık hazır. Onu fırına gönderelim. O fırında yavaş yavaş bir toparlansın. Acele etmeyeceğiz. Köftemiz yavaş yavaş pişebilir. Biz de bu arada şöyle bir ayarlamamızı yapalım. Hemen ayarlamamızı yaptık. Bunu da sonra şöyle bir hazırlığımıza yapalım. Ondan sonra devam edelim. Çorbamız için şöyle bir tenceremiz gelsin bakalım. Altını açalım. Evet, altını açtık. Ondan sonra kullanacağımız kadar yağımız. Hemen şöyle biraz yağımızı boşaltıyoruz. Yağımızı boşalttıktan sonra o yavaş yavaş hazır diyebiliriz sevgili izleyenimiz. Ondan sonra soğanımız, kullanacağımız kadar soğanımız. Hemen soğanımızı doğrayabileceğimiz kadar onu da küçük küçük doğrayalım ki güzel gözüksün içinde. Çok fazla hem dağılmasın sevgili izleyicim, hem şöyle bir çok fazla şöyle iri görünmesin hem de güzel gözüksün diye. Onun için doğrayabileceğimiz kadar onu küçük küçük minik minik hazırlayalım. Havuçlar isterseniz rendeleyip de içine ilave edebilirsin veya de ufak ufak doğrayıp da içine ilave edebilirsin havuçları. Şimdi bunları biraz önce şöyle bir dilimliyoruz. Diğerini aynı şekilde. Hazır. Ondan sonra da bunları da küçük küçük doğruyoruz. Devam. Ayarladıktan sonra şimdi diğeri aynı şekilde. Bunu da şöyle minik minik doğramaya başladık. Evet, hazırladığımız soğanımızı tenceremize gönderelim. İftar için çok lezzetli bir çorbamız olsun dedik sevgili izleyicilerimiz. Onun için de yavaş yavaş hazırlığımızı yapmaya devam ediyoruz. Şimdi sarımsağımız 2 veya 3 diş sarımsak. Kullanacağınız kadar yani eğer ki sizler içinde biraz daha bol olmasını istiyorsanız
sarımsağınızı ona göre ayarlayabilirsiniz. Fazla da içine ilave edebilirsiniz. Evet. Bunları da aynı şekilde temizleyelim. Çok fazla sağa sola şöyle bir uçmasın dedik. Ondan sonra şöyle bir ezdik. Bunu da ezelim. Ondan sonra diğerini ezdik. Bunları ezdikten sonra tekrardan şöyle bir küçük küçük doğranıyor. Şimdi doğradığımızı da tekrardan tenceremize yollayalım. O da yavaş yavaş bir hazırlansın. Şimdi o yavaş yavaş hazırlanırken bize bu arada pilavımız için de tenceremizi ayarlayalım. Pilavımız için de bir tane tenceremiz hazır. 13 biraz yağımız, şöyle hafif biraz yağımızı, kullanacağımız kadar yağımızı döktük. Ondan sonra soğanımızı şöyle iyice bir karıştıralım. Soğanlar yavaş yavaş kavruluyor ve güzelce bir şekilde hazırlanıyor. O hazırlanırken biz de ayarlamamızı yapalım sevgili izleyicimiz. İçine kullanacağımız kadar havuç dedik. Havucu dediğiniz gibi az veya da fazla da kullanabiliriz. Şimdi burada iki tane soyulmuş havuç var. Onları tercih edebiliriz. Şöyle yapalım. Evet. Ondan sonra bunu da şöyle bir elledik. Ve şöyle bir toparlıyoruz. Havuçları önce şöyle yapıyoruz. Ortadan böldük. Tekrardan şöyle bir kesiyoruz. Bunu da aynı şekilde hazırladık. Devam ediyoruz. Bunları da şöyle yukarıdan aşağı ayarlıyoruz. Diğerini de aynı şekilde yapalım. Biraz ben içinde görünmesini istiyorum. Ama siz ise havucu rendeleyip de içine ilave edebilirsiniz. Yani içinde eğer ki görünmesini istemiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ya çorbamız hem farklı olsun hem de güzel gözüksün dedik. Şöyle bir sebzelerin de içinde gözükmesini istiyorum. Onun için de şöyle bir ayarlamamı yaptım. Bunlar hazır. Ondan sonra pilavımız için tenceremize tereçeğimizi döküyoruz. Onu tenceremize döktük. Onu güzelce bir karıştıralım. O kenarda yavaş yavaş biraz daha bir kavrulsun. Soğanımızı unutmayalım. Hem yanmasın hem de güzelce bir şöyle bir kavrulsun. Evet, havuçlar artık başlıyoruz. Şöyle bezelye büyüklüğünde kesme. Kenara aldık. Şu kısımları tekrardan biraz daha ufaltıyoruz. Ondan sonra bunları da küçük küçük doğruyoruz. Şimdi onu da doğradıktan sonra devam. Ufak ufak. Hazır. Kalan sona doğru havucu da onu biraz daha ufaltıyoruz. Şöyle bir minik minik ayarladık. Şimdi o da hazır. Onu da şöyle bir soğanla beraber pişmesi için tenceremize gönderdik. Şimdi soğanla beraber tekrardan biraz daha karıştırıyoruz. Soğan ve sarımsak, havuç hepsini iyice bir şöyle bir karıştırdık. Mahmut Reis pirinçlerimizi yıkamıştık. Onları hazırlamıştık sevgili izleyenimiz. Mahmut Reis pirinçlerimiz efsane, efsane. Sizler de Ramazan boyunca hani dediğimiz gibi bizlerle beraber çok lezzetli, çok da güzel sunumlar yapabilirsiniz. Harika sunumlar için Mahmut Reis pirinçleri gönül rahat içinde kullanabilirsiniz. Şimdi Mahmut Reis pirinçlerimiz sevgili izleyenimiz dediğimiz gibi harika bir şey. Gerçekten efsane.
Hem tane tane pilavlarınız olacak, hem sizleri yormayacak ve harika lezzetli pilavlarınız için gönül rahat içinde siz de tercih edebilirsiniz. Bol bol kullanabilirsiniz. Mahmut Reis pirinçlerini satın almak için Avrupa'da bütün büyük marketlerden oradan alabilirsiniz, temin edebilirsiniz, satın alabilirsiniz. Ondan sonra Türkiye'de de aynı şekilde internet üzerinden siparişlerinizi veriyoruz ve internet üzerinden satın alıyoruz. Türkiye'de internet üzerinden siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. Avrupa'nın geneli içinde hemen ne yapıyoruz? Orada da büyük markete uğruyoruz. Ondan sonra Mahmut Reis pirinçlerimizi oradan alıyoruz. Evet, bunları biraz daha karıştıralım. Şehriyemiz yavaş yavaş kavruluyor. Biz de bu arada etimizi şöyle bir göğüs veya da but, hangisini istiyorsanız kullanabilirsiniz ama but daha lezzetli oluyor varsa elinizde. Bir tane yetecek zaten. Onu güzelce bir şöyle bir ayarlıyoruz. Ondan sonra devam. Bunu da aynı şekilde. Önce uzunlamasını kesiyoruz. Ondan sonra ufak ufak doğruyoruz. Bunları küçük küçük şöyle bir doğrayalım. Bu arada bir gözümüzde şehriyeler güzelce bir şekilde bir kavrulsun. Evet, o hemen hemen hazır. Buradan kullanacağımız kadar pirincimiz, o da hazır. Pirincimizi ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi sevgili izleyicimiz, gerçekten müthiş oluyor, müthiş. Hemen Mahmut Reis pirinçlerimizi içine ilave ettik ve beraber şöyle güzelce bir kavuruyoruz. Bunları da biraz daha şöyle içine ilave ediyoruz. Ve müthiş oldu şimdi. Tekrardan karıştırıyoruz. Hemen şöyle biraz. Bir yandan kavurmaya devam edeceğiz. Evet. Bu yavaş yavaş devam etsin. Biz de bu arada tavuklarımızı biraz daha şöyle bir zırhlayalım. Gelsin bakalım tavuklarımız. Onu da şöyle bir yolladık. Evet. Şimdi sebzelerimizle beraber biraz daha kavuralım. Müthiş olsun, müthiş. İftar için harika bir sunumumuz olsun dedik. Onun için tavuklar da içinde biraz hem belirgin olsun hem de güzel gözüksün dedik. Yavaş yavaş şöyle soğanları yanmasın. Onları da aşağı doğru çekelim. Ve kavurmaya devam edelim. Yavaş yavaş diğer yandan pirincimiz de kavruluyor diyebiliriz. Bunu güzelce bir karıştırdık. Biraz tuzumuzu içine ilave edelim. Tuzumuz. Kullanacağımız kadar tuzumuzu şöyle bir öğütelim. Pilavımız müthiş oldu, müthiş. Evet, tuzumuzu içine ilave ettik. Biraz toz şekerim. Şöyle biraz da toz şekerimi içine ilave ediyorum. Ondan sonra toz şekerle beraber tekrardan karıştırıyoruz. Hemen toz şekerimizle beraber yavaş yavaş kavurmaya devam. Evet, şimdi pilavımız hazır. Ona kullanacağımız kadar suyumuzu verebiliriz. Şurada suyumuz hazır. Bismillah diyoruz ve suyumuzu boşalt. Evet.
Müthiş bir Mahmut Reis pirincimizle harika bir pilavımızı hazırladık sevgili izleyenimiz. Şimdi yeteri kadar suyumuzu içine ilave ettik. Ve şöylece bir karıştırdık. Karıştıktan sonra kapağını da kapatalım. O yavaş yavaş kenarda bir demlensin, dinlensin. Harika olsun dedik. Ve o hazır. Şimdi geçiyoruz çorbamızı şöyle bir ayılamasına. Elimizi yakmadan onu ayarlayalım. Hemen çorbamız için de sevgili izleyenimiz güzel bir ayılamamızı yaptık ve şöyle biraz kendimize doğru çekiyoruz. Yavaş yavaş karıştırdık. Ondan sonra karabiberimiz. Hemen biraz karabiberimiz. Kullanacağımız kadar karabiberimizi de ilave ettik. Karabiber de ona müthiş bir aroma katacak. Onunla beraber şöylece bir karıştırdık. Evet. Şimdi onun içine de biraz suyumuzu dökelim. Hemen kullanacağımız kadar suyumuzu döküyoruz. Biraz da suyumuzu ayarlayalım pilavımız için. Veyahut da çorbamız için gerekli göreceksek. Biraz daha hazır olsun elimizin altı. Evet. O da kenardan güzelce bir kaynasın. Şimdi onu ayladık. Şöyle bir toparlayalım. Tezgahımız hem de toparlansın bir yandan. Yavaş yavaş çorbamız kaynıyor. Çorbamız kaynarken şöyle biraz tuzumuzu döküyoruz. Biraz tuzumuzu da döktük. O kenarda kaynama devam etsin. Biz de bu arada şöyle bir tahtamızı temizleyelim. Hemen tahtamızı ve bıçağımızı şöylece bir suya tutalım. Şöylece bir tahtamızı da temizledik. Ondan sonra da birazdan sizlerle beraber tabii sosumuzu da yapacağız sevgili izleyenimiz. Sosumuz için de küçük bir tencere kullanacağız. Onun için de şöyle minik bir tenceremiz hazır bir beklesin birazdan. Ayarlamamızı yapacağız. Bundan sonra da onu güzelce bir ayarlayacağız. Çorbamız yavaş yavaş kaynamaya devam ediyor. O güzelce bir şekilde şöyle bir kaynasın. Biraz içteki sebzemiz iyice bir pişsin dedik sevgili izleyenlerimiz. Onun için önce bir tencerede biraz yağınızı boşaltın. Yağınızı boşalttıktan sonra soğanınızı, sarımsağınızı ilave edin. Havuçları içine ilave edin. Onları iyice bir kavurun. Tavuk etlerinizi ilave edin. Onu da biraz bir kavurun. Kavurduktan sonra baharatımızı ve suyumuzu içine ilave ediyoruz. Onunla beraber o yavaş yavaş kaynamaya başlıyor. Güzelce bir şekilde bir kaynıyor. Şimdi o yavaş yavaş bir kaynasın. Kaynarken biz de tekrardan eldivenlerimizi ayarlayalım. Mahmut Reis'le pirinçle beraber yaptığımız pilavımız da çok güzel oldu. O da kenarda hazır diyebiliriz. Evet, şöyle bir eldivenimiz. Gelsin bakalım. Önce bir tenceremize biraz yağımızı boşaltıyoruz. Yağımızı boşalttıktan sonra Mahmut Reis pirinçlerimizi önce bir tencereyi kavuruyoruz. Ondan sonra Mahmut Reis pirincimizi içine ilave ediyoruz. Ve onunla beraber iyice bir kavuruyoruz. Onunla beraber iyice bir kavurduktan sonra tuzumuzu içine ilave ediyoruz. Tuzla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Ondan sonra biraz da şekerimizi ilave ediyoruz. Yeteri kadar içine tekrardan suyumuzu veriyoruz. O yavaş yavaş kenarda dinleniyor. Şimdi o yavaş yavaş kenarda dinlenirken biz de tekrardan herhangi bir kabımızın içine biraz bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Kıymamızı içine ilave ediyoruz. Kıymamızla beraber biraz baharatımızı içine ilave ediyoruz. Baharatla beraber onu güzelce bir karıştırıyoruz. Baharatla beraber iyice bir karıştırdıktan sonra tekrardan ufak ufak misket şeklinde hazırlıyoruz. Yuvarlıyoruz, tepsimizi içine diziyoruz. Kullanacağımız kadar, yani eğer ki fazla yapacaksak ona göre fazla da kullanabiliriz. Hemen hazırladıktan sonra tekrardan tepsimizi içine gönderiyoruz ve fırında o pişiyor. Fırında iyice pişecek ve ufak bir tavamız olabilir, tenceremiz olabilir. Onu da biz hazırladık sevgili izleyenimiz. Onun içine şöyle biraz yağımız gelsin bakalım. Şurada hafif biraz
yağımız ve salçamız hazır. Onun için biraz da salçamızı içine ilave edeceğiz. Yağımız biraz bir ısınsın. Bununla da güzel bir sosumuzu hazırlayacağız sevgili izleyenlerimiz. Sosumuz da şöyle iyi bir sos olsun. Sunum yaparken üzerine dökeceğiz. Evet. Şimdi çorbamız iyice bir kaynamaya devam ediyor. O güzelce bir hazırlanıyor. Onun içine şöyle bir çay bardağı kadar şehriyemi ilave ediyorum. Evet. Bir çay bardağı kadar. Tabii siz fazla yapıyorsanız daha fazla da kullanabilirsiniz. Onu da içine ilave ettik. Kenar kısımdan da şöyle bir toparlıyoruz. Ve karıştırdık. Evet. Hem toparlayacak hem de ona artı bir lezzet ve tat katacak. Müthiş olacak, müthiş. Pilavımız. Vay, 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 vay. Efsane olmuş, efsane. Mahmut Rais pirinçle yapılan pilavımız gerçekten efsane oluyor. Ve çok güzel bir pilav oluyor. Değil mi İhsan'ım? Evet. İhsan diyor, Hüsa diyor, ben diyor şimdiden acıktım diyor. Böyle tane tane bir pirincimiz, sevgili izleyenimiz gördüğünüz gibi harika oluyor. Ve çok lezzetli bir pilavımız hazır diyebiliriz. Müthiş oldu, müthiş. Kapağını kapatıyoruz. Ondan sonra kapağını kapattıktan sonra şöyle dinlenmesi için kenara doğru çekelim. O bir kenarda bir dinlensin. Şimdi o dinlenirken biz de biberimiz. Şuradan şöyle bir iki tane biberimiz gelsin bakalım. Biberimize tabii çorbamıza müthiş bir lezzet katacak. Onun için biberimizi şöyle bir önce bir çekirdeklerini temizleyelim. Bunu aynı şekilde temizledik. Ondan sonra ortadan bölüyoruz. Kırmızı kapya biberim. Varsa kullanabilirsiniz. Yoksa da normal yeşil biber içine ilave edebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde hazırladık. Ve ortadan bölüyoruz. Diğer biberimiz de hazır. Onu da şöyle bir ayarladık. Ondan sonra da ufak ufak güzelce bir temizliyoruz. Temizledikten sonra da şöyle bir hazırladık. Şimdi yavaş yavaş bunları küçük küçük doğruyoruz. Ufak ufak biberimizi doğradık. Şunu da tenceremize gönderelim. Kullanacağımız kadar biberimiz dedik sevgili izleyenlerimiz. Siz tabii isterseniz daha fazla da tercih edebilirsiniz. Daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi sosumuz için de şunları bir kaldıralım. Bir yemek kaşığı dedik ama onu da eğer isterseniz daha fazla da kullanabilirsiniz. Şunu bir karıştırıyoruz. Şehriyelerimiz güzelce bir pişsin diye. Evet. Şöyle bir salçamız. Hemen ben bir tane kaşık alayım şuradan. Gelsin bakalım bir kaşık. Ondan sonra şuradan biraz salçam. Güzel eritiyor. Salçamızı da içine ilave ettik. Salçamızı içine ilave ettikten sonra onu şöyle güzelce bir karıştıralım. Evet, şöyle bir tenceremiz küçük olduğu için tutması da biraz zor oluyor. Böyle yavaş yavaş kavuruyoruz. Güzelce bir karıştırmaya devam edelim. Onun için minik bir su, şöyle az bir su. Sadece açmasına yetecek kadar oldu mu bizler için de yeterli olacak. Tekrardan şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Ondan sonra içine biraz tuzumuz. Biraz içine baharatlarımızdan biraz pul biber ve kırmızı toz biberimiz. Evet şöyle biraz baharatımızı içine ilave edelim. Kırmızı toz biber. Biraz daha şeker. Şurada minik biraz şeker. Acılığını alması için. Onu da içine ilave ediyoruz. Ve şekerle beraber karıştırdık. Sosumuz müthiş oldu. Şimdi o yavaş yavaş kaynama devam etsin. Ben de şöyle bir tezgahımı toparlayayım sevgili izleyenimiz. Şimdi Mahmut Rais pirinçlerimiz dedi ki efsane. Tane tane pilavlarımız için sizler de gönül rahatı içinde kullanabilirsiniz. Pilavlarımız çok güzel olacak ve tane tane olacak. Mahmut Rais pirinçlerle yapılan pilavlar hem lezzetli hem de çok da güzel oluyor dedik sevgili izleyenimiz. Mahmut Rais pirinçlerimizi biz nerede alabiliriz? Avrupa'nın geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz.
Avrupa'nın geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. Türkiye'nin geneli içinse tekrardan internet üzerinde siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. İnternet üzerinden siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. Dilerseniz birer kiloluk, isterseniz beşer kiloluk alabilirsiniz. İstiyorsanız birer kiloluk Mahmut Reis pirincimizi, istiyorsanız beşer kiloluk Mahmut Reis pirincimizi satın alabilirsiniz. Hangisini isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Sevgili izleyenlerimiz, harika pilavlarınız olacak ve bir daha da vazgeçemeyeceğiniz harika bir lezzet ve tat diyebiliriz. Şimdi yavaş yavaş çorbamız hazırlanıyor. Pilavım dinleniyor. Köftem hazır. Ben de şöyle biraz sosum kaynasın, çorbamız biraz daha kaynasın. Onlar kaynarken biz kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra Mahmut Reis pirincilerimizle beraber lezzet yolculuğumuza devam edelim. Reklamlar. Evet sevgili izleyicilerimiz, kaldığımız yerden devam edelim. Çorbamız güzelce bir şekilde bir hazırlandı ve çorbamız hazırlandıktan sonra ondan sonra Ali Paşa pilavımız nefis oldu. Hala bir de Mahmut Reis pirinci olunca efsane oluyor. Efsane, tane tane pilavımız, yanında köftemiz, sosumuz, iftar için müthiş bir sunum. Gerçi insan bayram edecek değil mi insanım? Ya, iftarda o burada sevgili kardeşimiz. Şimdi Mahmut Reis pirincimiz gerçekten çok kaliteli, çok güzel ve çok lezzetli pilavlar için sizler de kullanabilirsiniz. Mahmut Reis pirinçlerimiz, sevgili izleyicilerimiz, nerede bulabiliriz? Avrupa'nın geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. Avrupa'nın geneli için bütün büyük marketlerde satın alabilirsiniz. Türkiye'de de aynı şekilde internet üzerinden hem fiyatına bakabilirsiniz hem de siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. İnternet üzerinden aynı şekilde hem fiyatına bakabilirsiniz hem de orada siparişlerinizi verip satın alabilirsiniz. Dilerseniz birer kiloluk, isterseniz beşer kiloluk alabilirsiniz. İstiyorsanız birer kiloluk, istiyorsanız beşer kiloluk alabilirsiniz. Bir rahatı içinde sizler de çok fazla yorulmayacaksınız ve harika pilavlarınız olacak. Enfes pilavlar için Mahmut Reis pirinçleri tercih ediyoruz. Evet, ben onu şöyle bir kenara alıyorum. Ondan sonra da çorbam hazır. Hemen çorbamızı sunumunu yapalım. Ondan sonra Mahmut Reis'i çok güzel bir pilavımız hazırlanacak. Gerçi onu normalde kalıpta hazırlayacağım. Kalıbın içine ilave edeceğim. Köfteleri de ilave edeceğim. Normal kalıbı açtığımızda diğer pilavlarımız biliyorsunuz kalıp gibi oluyor. Kendini bırakmıyor. Ama bu kendini bırakabilir. Çünkü biz istesek de birbirini tutmuyor. Ama o dökülse dahi ben sizler görün diye o şekilde hazırlayacağım ve sunumu yapacağım sevgili izleyenlerimiz. Ben şöyle bir çorbamı yapayım. Ondan sonra ona da geçebiliriz. Evet, şimdi çorbamız için İhsan diyor ki usta diyor senin diyor sözün var diyor. Benim çeyizime diyor unutmayacaksın. 5 kilo göndereceksin. Tamam İhsan kardeşim. Senin çeyizine biz 5 kilo göndereceğiz. Evet. Şöyle bir bol taneli nefis bir çorbamız hazır sevgili izleyicilerimiz. Fatma Nur unutmam ya. Güzel kardeşim ben unutur muyum ya? Hiç Fatma Nur sen o konuda hiçbir endişen olmasın güzel kardeşim. Seni unutmam yani. İhsan'ı unuturum ama seni unutmam yani. O konuda sen rahat ol güzel kardeşim. Şimdi çorbamız dedik. Vay 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 vay. İhsan'ın bile canı çekiyor değil mi İhsan? Oruçluyken. Geç ya İhsan benim hiç böyle yemek aklıma gelmiyor. Bilmiyorum sen hiç açlık böyle çekiyor musun? Ben genellikle hep susuzluğu çok fazla çekiyorum. Gerçi böyle o da ara ara ama o da dediğimiz gibi bir iki tane salatalık tükettiğimizde sevgili izleyenimiz gün içinde çok fazla oruçluyken susuzluğu çekmiyorsunuz. Ama dediğimiz gibi sadece ben biraz susuzluk sadece çekiyorum ama yemek hiç akşama kadar yemeyeyim ya da yarına kadar yemeyeyim hiç aklıma bile gelmiyor. İnan ki şimdi pilavımız gelsin bakalım. Bir pilav müthiş. Tane tane nefis bir pilavımız. Şöyle insan görmese. İnsan gözümün içine, o da gözümün içine bakıyor. İnsanım yani sen görmek istersen biz tabii ki sana gösteririz bize kardeşim yani. Evet şimdi pilavım hazır. Şöyle bir kalıp bir alalım. Bismillah diyoruz. Ve tane tane şöyle Mahmut Reis pirinçlerimizi alıyoruz. Onunla beraber efsane pilavımız hazır. Şöyle bir herhangi bir kek kalıbımıza alalım. Gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir ayarlamamızı yapıyoruz. Bunları da aynı şekilde şöyle düzeltelim. Hop. Devam. Bunları biraz daha üstüne şöyle bir güzelce bir
düzelttik. Ve yine devam. İhsan. Hele biraz daha pilavımız gelsin bakalım. Of 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 nefis. Müthiş oluyor, müthiş. Gerçekten efsane oluyor pilavımız. Evet, bu bizler için hemen hemen yeterli diyebilirim. Şurayı da düzelttik mi? Evet. Şöyle güzelce bir ufaktan biraz bastıralım. Gerçi istediğiniz kadar bastırın, o yine şöyle birbirini tutmayacak. Gelsin bakalım. Hazır. Tenceremizi kaldıralım. Şöyle bir kenara aldık. Ondan sonra köftemiz, şunu bir suya tutuyoruz. Köftemiz hazır. Öncelik eldivenimizi ben şuradan bir alayım. Evet, eldivenimiz buradaymış. Eldivenimiz gelsin bakalım. Vay 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 vay. Müthiş olmuş, müthiş. Köfteler pişmiş. Harika olmuş köfteler. Onu da şöyle bir alıyoruz. Ve üstüne köfteler şöyle güzelce bir gelsin bakalım. Mis gibi oldu. Devam. Bunları da şöyle güzelce bir yolladık. Ve harika oldu şimdi diyebiliriz. Evet, şunu şöyle bir herhangi bir yere gönderelim. Şimdi güzel ayarlamamızı yaptık sevgili izleyenimiz. Üzerine biraz sonradan maydanozumuzu ilave edeceğiz. Tabii birbirini çok fazla dediğimiz gibi tutmayacak. Yine dökülecek ama o dökülse dahi dedim ki sizler görün diye. Ben şuradan açacağım onu. Değil mi İhsan'ım? Nasıl gözüküyor? Müthiş gözüküyor değil mi gerçekten? Müthiş bir tat, müthiş bir lezzet, müthiş bir sunum diyebiliriz. Şimdi şunu da ayarlayalım. Ufak bir kepçemiz gelsin. Şöylece sosumuz hazır. Bismillah diyoruz ve sosumuzu şöyle üzerine döküyoruz. Sosumuzu az veya fazla da kullanabilirsiniz. Yani biraz daha sizler fazla olmasını istiyorsanız fazla da kullanabilirsiniz. Biraz daha şöylece bir sosumuz. Evet. Müthiş oldu. Ve sosla beraber artık hazır. Üstüne bir iki parça. Hani dedik ya, isteseniz dahi birbirini tutmayacak sevgili izleyenimiz. Şu anda bile kendini bırakmaya başladı. Şöyle kenar kısımlarına iki parça yeşilliğimiz her zaman güzel olur. Şuraya da bir parça. Devam ediyoruz. Şu kısma da. Bir parça yeşillik. Evet. Ve artık hazır diyebiliriz. Şimdi maydanozla beraber bunu da süsledik ve Ali Paşa köftemiz ve pilavımız hazır sevgili izleyicimiz. Size de evinize yapacağınız hem lezzetli hem kolay hem de pratik bir sunum diyebiliriz. Yanında çorbamız da hazır. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Sizler de dediğimiz gibi sevgili izleyicimiz Mahmut Reis pirinçle beraber çok güzel ve çok iyi pilavlar, çorbalar yapabilirsiniz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, tezgahımızı hazırladık. Yemeklerimiz hazır. Dilerseniz hemen neler yaptık, neler hazırladık sizlerle beraber bir göz atalım. Evet. Öncelikle çorbamız için sevgili izleyicilerimiz neler kullandık? Çorbamız için hemen bir çay bardağı kadar tel şehriyemiz, 150 gram kadar tavuk göğsümüz, ondan sonra 3 diş sarımsağımız, 1 adet kuru soğanımız, 1 adet havuç, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, yeteri kadar tuz, karabiberimiz ve 2 tane de biber kullandık. Bir çay bardağı kadar tel şehriyemiz, 150 gram kadar tavuk göğsümüz, 3 diş sarımsağımız, 1 adet kuru soğanımız, ondan sonra 1 adet havuç, 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız ve ondan sonra da 2 adet veya 3 adet biber kullanıyoruz. Önce tenceremizin içine yağımızı boşaltalım. Soğanımızı ufak ufak doğrayıp içine ilave edelim.
Soğanımızı iyice bir kavuralım. Ondan sonra sarımsağımızı ilave ediyoruz. Sarımsağımızı aynı şekilde kavuracağız. Sarımsağımızı kavurduktan sonra havuçları kabuklarını soyuyoruz. Onu da ufak ufak doğruyoruz. İçine ilave ediyoruz. Onu da ilave ettikten sonra kavurma işlemine devam ediyoruz. Ondan sonra tavuklarımızı ufak ufak doğradık. İçine ilave ettik. Onunla da aynı şekilde kavurduk. Kavurduktan sonra içine baharatımızı ilave ediyoruz. Ve yeteri kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra o iyice bir kaynıyor. Kaynadıktan sonra şehriyemizi de içine ilave ediyoruz. Ve tez şehriyle beraber biraz daha kaynatıyoruz. İçine kullanacağımız kadar biberimizi de ufak ufak doğrayıp içine ilave ediyoruz. Ve onunla beraber güzelce bir karıştırıyoruz. Ve biberle beraber karıştıktan sonra çorbamız tekrardan bir 10-15 dakika bir kaynıyor. İçine tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve tuzla beraber harika bir çorbamız oluyor. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Evet, pilavımız için de sevgili izleyicilerimiz, hemen onun için neler yaptık? Köfteli Ali Paşa pilavımız için de kullanmış olduğumuz malzememiz 300 gram kadar dana kıymamız, 1 adet yumurtamız, ondan sonra 1 adet soğanımız, kuru soğanımız, 1 çay kaşığı kadar kimyonumuz, tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz ve yeteri kadar zeytinyağımızı kullandık. 300 gram kadar dana kıymamız, ondan sonra 1 adet yumurtamız, 1 adet kuru soğanımız, 1 çay kaşığı kadar kimyonumuz, tuzumuz, pulverimiz, karabiberimiz, 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı kullandık. Ondan sonra pilavımız içinse 2 su bardağı kadar Mahmut Reis pirinç kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar Mahmut Reis pirinç kullanıyoruz. Ondan sonra 1 çay bardağı kadar tezşehriyemiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız, yeteri kadar tuz, karabiber, tuz ve toz şekeri kullanıyoruz. 2 su bardağı kadar Mahmut Reis pirinç kullanıyoruz. 1 çay bardağı kadar tezşehriyemiz, 3 yemek kaşığı kadar tereyağımız, ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı kullanıyoruz. Yeteri kadar tuz ve toz şeker kullanıyoruz. Önce tenceremizin içine yağımızı boşaltalım. Ondan sonra tez şehriyemizi içine ilave edelim. Tez şehriyemizi kavuralım. Onu kavurduktan sonra Mahmut Reis pirinçlerimizi içine ilave ediyoruz. Mahmut Reis pirinçlerimizi iyice bir kavuralım. Onu kavurduktan sonra içine tuzumuzu, şekerimizi ilave ediyoruz. Yeteri kadar suyumuzu içine ilave ediyoruz. Suyumuzu ilave ettikten sonra kapağını kapatıyoruz. O yavaş yavaş bir demleniyor. O dinlenir ve dinlenirken bize tekrardan hemen bir geniş bir kabımıza kıymamızı boşaltıyoruz. Kıymamızı boşalttıktan sonra tekrardan hemen güzelce bir şekilde kıymamızın içine bir tane yumurtamızı, baharatlarımızı hepsini içine ilave ediyoruz ve bir tane de soğanımızı ilave ediyoruz ve köftemizi harcını hazırlıyoruz. Onu da ufak ufak misket şeklinde hazırlıyoruz ve fırınımıza gönderiyoruz. Fırında güzelce bir şekilde bir pişiyor ve piştikten sonra köftelerimiz hazırlanıyor. Ondan sonra ufak bir tenceremiz ve tavamızı içine az yağımızı boşalttık, salçamızı ilave ettik, baharatımızı ilave ediyoruz ve sosumuzu da hazırlıyoruz. Sosumuz hazırlandıktan sonra pilavımız demleniyor. Onu güzelce bir şekilde bir kabımıza boşaltıyoruz. Onu boşalttıktan sonra tekrardan hemen üzerine köftelerimizi ilave ediyoruz. Onun üzerine sosumuzu ilave ediyoruz. Maydanozla beraber süslüyoruz ve süsledikten sonra da afiyet yiyeceğiniz harika bir sunum oluyor. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Mahmut Reis pirincimizle beraber tabii ki biz de lezzet yolculuğumuza devam ediyoruz. Sevgili izleyicimiz, efsane pilav için sizde de şöyle buram buram kokan bir pilav istiyorsanız Mahmut Reis pirinçlerimizi gönül rahatı içinde kullanabilirsiniz. Mahmut Reis pirinçlerimiz dediğimiz gibi hem kaliteli hem lezzetli hem de güzel bir pirinçti sevgili izleyicimiz. Çok da kaliteli bir pirinç. Gönül rahatı içinde kullanabilirsiniz. Dilerseniz birer kiloluk, istiyorsanız beşer kiloluk alabilirsiniz. İsterseniz birer kiloluk, isterseniz beşer kiloluk da alabilirsiniz. Hangisini istiyorsanız aynı şekilde sizde de satın alabilirsiniz. Avrupa'da satın almak için Avrupa'da bütün büyük marketlerde satın alabiliriz. Avrupa'nın geneli için bütün büyük marketlerde satın alabiliriz. Türkiye'de de internet üzerinde siparişlerinizi verip satın alabiliriz. Türkiye'nin geneli için internetten satın alabiliriz sevgili izleyicilerimiz. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de harika bir pilavımızı hazırladık, yemeğimiz hazır ve yavaş yavaş programımıza sonuna doğru geldik. Bizleri izleyen herkese kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı yolluyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kalın sağlıcakla.